Fransa'da liglere devam edilmeyecek. Bu konu artık büyük ölçüde kesinleşti gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Ancak İngiltere'de durum şu an için belirsiz. Bize ilk ilk ulaşan ilk yapılan açıklamalara baktığımız zaman Premier Lig yönetiminin ligin devam etmesi yönünde bir düşünce içerisinde olduğu ifade ediliyor ama Başka etkenler de var. Hükümetin bu konuya bakış açısı gibi. Konuyla alakalı detayları Alparslan Düven İngiltere'den bizlerle paylaşacak sözü kendisine bırakıyorum. Londra'dan bir kez daha merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Tabii bütün dünyanın gündemi Covid-19 yani koronavirüs bu nedenle de tabii futbol e, ligleri e, ne zaman başlayacak şampiyonalar işte lig ne zaman başlayacak tartışmaları da sürekli gündemde. Özellikle İngiltere'de biliyorsunuz İngiltere futbolun kalbinin attığı en önemli noktalardan birisi ve bu nedenle de İngilizler futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Bu anlamda İngilizler için futbol çok önemli. Özellikle şu kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde maçların da oynanmaması ile birlikte İngilizlerin açıkçası sabrının da taştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle İngiliz futbol severlerinin tabi Avrupa'nın en önemli lig futbol ligi olan Premier League Geri dönüş için e, geri sayıma başlamış durumda ve dönüş projesini de hemen hemen hazırlamış gibi. Premier Lig yönetimi, futbol federasyonu ve ilgili bakanlıklar çalışmalarını hızlandırmış durumda. E, buna göre düşünülen ilk tarihte 8 Haziran. Bu tarih oldukça önemli. E, herhangi bir aksaklık durumunda ise liglere 12 Haziran'da başlanabileceği de ifade ediliyor. E, dediğimiz gibi ancak. İngiliz basınına göre futbolcuların endişeli olduğu ve kulüp sahiplerinin de ligin seyircisiz oynanmasını istemediğini yazıyor. Ligin seyircisiz oynanmaması yönündeki tartışmalar da uzun zamandır devam ediyor. Zira futbol kulüplerinin çok büyük kayıpları olduğunu biliyoruz. Hatta bunlarla ilgili olarak 700, 800 hatta 1 milyar sterline yakıp zararlardan da bahsediliyordu. Endişelerden birçok sözleşmeler, anlaşmalar yapıldığı için kulüpler birer önceliklerin başlamasından yana zira çok büyük kayıpları oluyor. Televizyonlarla özellikle canlı yayın ...yapacakları, yapan kuruluşlarla... ...yapmış oldukları anlaşmalar var... ...bunun yanı sıra e, tabii ki... E, ...taraftarlarla ilgili bir takım endişeler var... ...bu nedenle de bir an önce... ...maçların başlatılması yanında... ...yönünde baskıları devam ediyor... ...hükümetlerle kulüpler arasındaki diyalog da... ...devam ediyor ve bu anlamda... ...kulüplerin yapmış olduğu açıklamalarda... ...hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda... ...hareket edecekleri ama bir anlamda da... ...bir an önce bu liglerin başlaması... ...dileğiyle oldukça yoğun bir şekilde... ...talep var... E diğer yandan koronavirüs nedeniyle Avrupa futbolunda tabi belirsizlik sürerken Fransa'da lig tescil edilirken Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi. Aynı şekilde Hollanda'da da 2019-2020 sezonunun devam etmeyeceği belirlendi ancak İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede belirsizlik halen devam ediyor. Premier Lig'in 8 Haziran'da kapalı kapılar ardından yeniden başlaması gündemdeyken İngiliz basını geri dönüşle ilgili kuşkularını da yazmış durumda. Özellikle Te Telegraph gazetesinin bir haberine göre adada top koşturan birçok futbolcu sağlık endişesi nedeniyle ligin yeniden başlaması konusunda kuşku yaşıyorlar. Öte yandan kulüp sahipleri ve başkanlar da ligin kapalı kapılar ardında ya da terapsız sahada oynanmasını istemiyor. İşte bu çelişkiler nedeniyle de e, lig ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak tartışmaları da bir türlü bitmiyor açıkçası ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan bir e, gazeteye röportaj veren Manchester City'nin Arjantinli golcüsü olan Sergio Aguero konuyla ilgili endişesini dile getirirken kullandığı ifadeler de oldukça önemli. Şöyle, futbolcular aileleri için endişeleniyor. Hepimizin eşi, çocuğu, ebeveynleri var. Bu nedenle herkes endişeli. Sağa geri döndüğümüzde herkesin çok dikkatli olacağını hayal edebiliyorum ifadelerini kullandı. Buradan anlayacağımız futbolcuların da gerçekten çok endişeli oldukları gösteriliyor. Ve eğer ligler başlarsa futbolcuların bu endişeyle birlikte nasıl hareket edecekleri, kendilerini nasıl rahat hissedeceklerini ya da bu antrenmanlar sırasında nasıl davranacaklarını davranacakları da açıkçası hep merak konusu ve bir anlamda da endişe konusu. İşte tüm bu endişeler ve merak çerçevesinde İngiltere'de liglerin ne zaman yapılacağı tartışmaları da devam ediyor. Belli verilen tarihler var. 8 Haziran gibi, 12 gibi ancak tam olarak netleşmedi henüz bu konu. Netleştiği zaman da tabii ki biz buradan sizlere aktaracağız derim ve sözü Londra'dan tekrar size bırakalım.